Sevgili seyirciler, kahve molasına hoş geldiniz. Kahve molasına yine bir haberle başlıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Selçuk, başvuruların %77'sinin 10 kişiden az çalışan olan firmalar tarafından yapıldığını belirtti. Tüm iş yerlerine ödeneğe başvurmaları yönünde çağrı yapan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde sektör ya da çalışan sayısı ayrımı yapılmadığına dikkat çekti. Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarıldığını söyledi. 3 ay boyunca başvuruların geçerli olacağını savunan Selçuk, duyuran Selçuk, 1752 ile 4380 lira arasında bir desteğin çalışanlara sunulacağını söyledi. Evet. Rusya ve petrol tartışmaları. Şimdi bununla ilgili bir haberimiz var. Gözler Moskova ile Riyad hattındaki gerilim nedeniyle ertelenen OPEC toplantısında toplantı öncesi Rusya ile ilgili bir iddia da var. Petrolde kritik toplantı bugün. OPEC ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC dışı ülkeler telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Toplantı öncesi Rusya'nın anlaşma çerçevesinde petrol üretimini 1.6 milyon varil azaltmayı kabul edeceği belirtildi. Bu iddianın ardından Brent petrolün varil fiyatı %5 değer kazandı. Suudi Arabistan, OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler arasında adil bir anlaşma sağlanması için acil toplantı çağrısında bulunmuştu. Pazartesi günü yapılması planlanan toplantı 9 Nisan'a ertelenmişti. Toplantıdan günlük 10 milyon varillik kesinti kararı çıkacağı tahmin ediliyor. Evet, şimdi de Fed tutanaklarıyla ilgili haberimiz var. ABD Merkez Bankası'nın son toplantılarına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklar salgının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının sıfır seviyesinde tutulacağının sinyalini veriyor. Ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin de arttığı belirtiliyor. Haberimizi izleyelim. ABD Merkez Bankası'nın son toplantılarına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda COVID-19 salgınının etkisi geçene kadar faiz oranının sıfır seviyesinde tutulacağı sinyali verildi. Ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulandı. Piyasaların işleyişindeki aksamalara ilişkin endişeler dile getirildi. Politika faizinin %0 ile 0.25 aralığına çekildiği 15 Mart'taki son toplantının tutanaklarında salgının ABD'de dahil olmak üzere birçok ülkede ekonomik faaliyeti aksattığı belirtildi. Koronavirüsün küresel finansal koşulları etkilediğine de dikkat çekilen değerlendirmede tüm katılımcılar ABD ekonomisinin yakın dönemde görünümünün keskin bir şekilde kötüleştiği ve belirsiz hale geldiği görüşünde birleşti. Tutanaklarda finansal piyasaların olağanüstü bir türbülans ve stres sergilediği de vurgulandı. Fed'in hane halkları ve işletmelere kredi akışını sağlamak, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunun altı çizildi. COVID-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için daha önce 17-18 Mart'ta yapılacağı duyurulan Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi Fed iki kez faiz indirimine gitmişti. Politika faizini 2 Mart'ta 50 baz puan indirerek %1 ile 1.25 aralığına düşüren ABD Merkez Bankası 15 Mart'ta ise faiz oranını %0 ile 0.25 aralığına çekmişti. Ve Dünya Ticaret Örgütü'nden yeni bir açıklama var. Açıklama, COVID-19 salgınının küresel ticarete etkileriyle ilgili Dünya Ticaret Örgütü, salgın yüzünden ticaretin bu yıl yani 2020 yılında %13 ila %32 arasında küçüleceğini tahmin ediyor. Haberimizi izliyoruz. 2019'da ülkeler arasında yaşanan gerilimlerin ve korumacılık önlemlerinin yavaşlattığı küresel ticareti bu yılda COVID-19 vurdu. Dünya Ticaret Örgütü salgınla ilgili çarpıcı bir rapor yayımladı. Raporda virüs nedeniyle küresel ticarette muhtemel daralma oranları ele alındı.
Koronavirüsün dünya genelinde ekonomik faaliyeti ve yaşamı olumsuz etkilediğine işaret eden Dünya Ticaret Örgütü, bu nedenle küresel ticaretin bu yıl %13 ila %32 arasında daralmasının beklendiğini duyurdu. Yaşanan düşüşün 2008 küresel finansal kriz dönemindekinden daha yüksek olacağı belirtildi. Bu durumdan en fazla Kuzey Amerika ve Asya'dan yapılan ihracatın etkileneceği vurgulandı. Gelecek yıla yönelik değerlendirmelere de yer verilen raporda ticarette 2021'de toparlanma beklendiği ancak bunun salgının süresine bağlı olduğu ifade edildi. Küresel mal ticaretinin gelecek yıl %24 oranında yükselmesinin öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Ticaret Örgütü Genel Sekreteri Roberto Azevedo, ticaret ve üretimdeki kaçınılmaz düşüşlerin hane halkları ve işletmeler için acı sonuçları olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Evet, bir açıklamada Fitch'ten var. Fitch, Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu, Çin'le ilgili bir açıklama yaptı. Malum Çin çok kritik bir durumda. Ve ekonomisinde bu yıl beklendiği gibi bir büyüme olmayacak. Çin'in aldığı önlemlerinin çoğunun hala beklemede olduğuna dikkat çekiyor Fitch. Ve ülkeden bu yıl büyümenin %2'nin altına inerek dip yapacağını söylüyor. Fitch Ratings'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Çin hükümetinin koronavirüs salgınına tepkisinin başlangıçta sıkı kamu sağlığı, sosyal mesafe önlemleri yönünde olduğu belirtildi. Ekonomik teşviklerin ise şimdiye kadar nispeten sınırlı kaldığı ifade edildi. Yetkililerin planladığı ekonomik önlemlerin büyüklüğü ve şekli hakkında daha fazla açıklık sağlanması gerektiğine dikkat çekildi. Çin'e ilişkin gelecek kredi notu değerlendirmesi ise muhtemelen sıkıntılı olacak. Tahminlerin dış talepteki zayıflamanın devam etmesi ve koronavirüsün daha fazla yıkıcı etkiye sahip olması gibi olasılıkları da içeren belirsizliklere bağlı olduğu belirtildi. Evet, kahve molasında şimdi şu an itibariyle piyasalarda rakamlara bakalım nasıl oluşmuş. Borsa bugün de yukarıda, çok sert bir yükseliş değil ama birkaç gündür devam eden yükseliş görüyoruz. BIST 100 endeksi 94.312 puan seviyesinde. Kurlar tarafında orada çok hareketli değil aslında. Dolar 0.18 gerilemiş durumda. 6.76 TL. Euro 7.36 TL. Altında bugün yine yukarı döndü ibre. 361 TL 30 kuruş gram altın. Petrolde görüşmeler devam ediyor. Anlaşma, uzlaşma umudu artmış durumda. Brent petrol 34 dolar 11 sent. Faizlerde hafif yükseliş eğilimi vardı, devam ediyor ama bugün geri döndü, %12.32 tahvil, repo 15.64. Şimdi bir telefon bağlantımız var, Sayın Üzeyir Doğan, Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Üzeyir Bey, beni duyuyor musunuz? Evet, iyi yayınlar. Evet, inşallah. Piyasalarda, özellikle borsalarda, oradan başlayalım. Birkaç gündür pozitif havalar var. Genelde yukarı hareket var. Ara sıra sert hareketler de oluyor. Neye bağlıyorsunuz? Biraz genel olarak pandemi etkisi azalıyor mu? Etki azalıyor ama bu azalmanın etkisi özellikle Amerika'dan yapılan açıklamalarla ilgili. Aslına baktığımızda gerek Avrupa'da, gerek Amerika'da, gerek Türkiye'de vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Burada artış hızında bir yavaşlama olacağına yönelik beklentiler var. Yakın bir zamanda zirvenin görüleceğine yönelik beklentiler oluşmaya başlamış durumda. Henüz zirveler görülmemiş olsa da. Bunun haricinde dediğim gibi bu taraftaki beklentiler etkili oluyor. Özellikle hafta başında Amerikan Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamada dengelenmenin yakın bir zamanda başlayacağına yönelik açıklamalar oldukça olumlu oldu. Bununla birlikte ekonominin birkaç hafta içerisinde açılabileceğine yönelik yorumlar var. Her ne kadar dediğim gibi açıklanan rakamlar şu aşamada bunun tersini işaret ediyor olsa da birkaç hafta sonra burada zirvenin bulunabileceğini ve sonra rakam sayılarındaki açıklanan vaka sayıları ve ölüm sayılarında düşüşün başlayacağı yönlerini beklentiler var. Açıkçası bu açıklamalar etkili olmakla birlikte bana kalırsa aşırı satılmış bir piyasada tepki içinde bahane aranıyordu. Bu bahane bu açıklamalardan geldi.
Bana kalırsa henüz daha piyasalar bu virüs etkisini tamamen üzerinden atıp güçlü bir yükseliş trendine başladığını söylemek çok zor. Yani bunu ana düşüş trendi içerisinde bir tepki hareketi olarak değerlendirmek bence daha mümkün. İlerleyen evet. dönemde dediğim gibi vaka sayılarındaki değişimler azalıyor olsa da hala kritik eşiklerde devam ediyor olacak bir süre daha. Bu nedenle bir süre daha piyasalarda temkinli iyimserlik var diyebiliriz şu aşamada. Şimdi Fed'in tutanaklarındaki faizle ilgili tespitler önümüzdeki dönemde faizlerle ilgili politikayı aşağı yukarı ortaya koyuyor. Genel olarak da küresel ekonomide her yerde bir durgunluk ekonomilerde olacak. Böyle bir perspektifte bakarsak önümüzdeki 3 ay 6 ay için piyasalarda nasıl bir hareket olabilir ya da nelere bağlıdır? Şimdi ekonomiler baktığımız zaman bu resesyon durgunluğu zaten büyük oranda kabul etmeye başladılar. Ama burada asıl problem olası bir nakit akımının durması durumunda şirketlerin hayatta kalıp kalamayacağı. Yani şu aşamada yapılan iki tane önemli aksiyon var. Bir tanesi istihdamın güçlü kalmasını sağlamaya yönelik tedbirler. İkincisi de şirketlerin nefes almaya devam etmesini sağlamaya yönelik tedbirler. Bu vaka sayısı daha doğrusu süresi bunun getirdiği olumsuz etkiler uzayacak olursa asıl problem şirketlerin nakit akımlarında yaşanacak ve şirketlerin hayatta kalması zorlanmaya başlayacak. O nedenle bu klasik durgunluk ya da ekonomilerin kısa vadeli daralma süreçlerine farklı bir döngü. Bir anda ani duruş dediğimiz durum gerçekleşti ve şirketlerin nakit akışları bir anda çöktü. Bu açıdan baktığımız elinde yeterli nakit bulunmayan şirketler eğer bu süreç uzarsa sıkıntı oluşturmaya başlayabilir. Yani ilerleyen dönemde ekonomileri asıl tehdit edecek konu bence bu. Nakit akımlarını döndürmekte zorlanan şirketlerin faaliyetlerini devam ettirip ettirmeme arzusu. Evet. Burada biz açıkçası vaka sayılarının düşüyor olmasını pozitif olarak değerlendirmekle birlikte yani şu farkı da unutmamak lazım. Yani burada birkaç vakayla başlayan süreç bir ay içerisinde on binlerce vakaya, yüz binlerce vakaya ulaşabiliyor. Bu çerçevede ilerleyen günlerde tespit edilen vaka sayılarının 3000'den 4000'den 300'e 500'e düşmesi evet olumlu. Ama eğer bir gevşeme söz konusu olursa bu 300'den 500'den vaka sayılarının tekrar çok hızlı sürede çıktığını da görüyor olabileceği olacağız. O nedenle vaka sayılarındaki düşüş evet olumlu kontrol açısından bir katkı sağlayacak. Ama vaka sayılarının yok denecek kadar az seviyeye gelmediği sürece düşüşü de ekonomideki alınan tedbirlerin ya da işte sosyal izolasyon konusunda alınan tedbirlerin ortadan kalkması konusunda yeterli olmayacak. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. O nedenle sadece vaka sayısındaki düşüşü piyasalarda kalıcı bir trendin dönüşü olarak değerlendirmemek gerekir diye düşünüyorum. O zaman sonuçta pandemiye bir takım çözümler oluşsa da vaka sayıları azalsa da yavaş yavaş ekonomide bir takım sektörler devreye girse de sıkıntı devam edecek gibi görünüyor genel olarak. Bu durumda dolar yani kurlar diyelim artık kurlar ve altın tarafı nasıl hareket eder? Yani bugün de mesela borsada yükseliş görüyoruz ama küresel anlamda altında tekrar bir yükseliş de görüyoruz. Burada aslına baktığımızda krizin merkezi haline gelen yer Amerika ama sonuçta ekonomik büyüklüğü ve genel yaptırım gücü nedeniyle hala güvenli liman olarak doların tercih edildiğini görmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede de süreç uzayacak olursa yine dolara yönelik ilgi tüm dünyada artabilir. Yani bunu geçtiğimiz dönemde gösterdi. Özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafındaki süreçte dolar talebinin tekrar arttığını gösterdi. Bu çerçevede dolar en azından virüsün ortadan kalkmasına yönelik ciddi emareler oluşana kadar bir süre daha güçlü kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Diğer taraftan altına baktığımızda ise altını destekleyebilecek bol bir kitle, düşük faiz, ekonomik belirsizlikler bunların hepsi var. Finansal sisteme güvensizlik henüz oluşmadı çok şükür. Ama eğer ilerleyen dönemde herhangi bir gelişmekte olan ülkenin sıkıntı yaşadığı ya da herhangi bir bankanın yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlandığı küresel ölçüde bu tarz bir haber duyacak olursak bu ciddi manada finansal sisteme güvensizliği de beraberine getirip altın fiyatlarında çok daha ciddi yükselişler getirebilir. Bu gerçekleşmese dahi dediğim gibi yüksek likidite, düşük faiz ve ekonomik belirsizlikler altına talebi güçlü tutmaya devam edecektir. O nedenle ben altında orta uzun vadede hala ciddi potansiyel olduğu kanaatindeyim. Kısa vadede de her düşüş yeni alım fırsatı oluşturacak gibi gözüküyor altın tarafında. Peki tekrar borsaya dönersek, evet uzun vadede
dikkatli olmak lazım. Ama sonuçta bu kadar aşağı gelmiş endeksler var. Sektörler açısından değerlendirme yaparsanız, önümüzdeki dönemde hangi sektörler tekrar hızla döner ve hangi sektörlerin hisse senetlerine, şirketlerine bakmak lazım? Şimdi öncelikle borsa yatırımcısını ikiye ayırmak lazım. Kısa vadeli yatırımcılar, orta ve uzun vadeli yatırımcılar. Kısa vadeli yatırımcıların hani bu süreçte ciddi manada şansa ihtiyaçları var. Yani burada gerçekten çok ciddi bir volatilite var ve fiyatların hangi yönde seyredeceği konusunda da çok ciddi doneler olmadan fiyatlar değişebiliyor. Yani bir anda Amerikan endeksleri gibi büyük endekslerde daha %10 eksi %10 arttığı birer gün arayla görebiliyoruz. O nedenle burada biraz daha kısa vadede şansın yanınızda olması gerekiyor. Orta uzun vadede ise stratejist olanlar burada para kazanıyor olacak. Burada stratejileri kurgulamak gerekiyor. Evet, Borsa İstanbul'da dahil dünyadaki birçok endeks iskontolu seviyelerde. Yani bu açıdan baktığımızda hisse senedi piyasalarında uzun vadede ciddi bir potansiyel var. Ama burada bir strateji uzun vadeli kurmak, ikincisi de bu stratejinin temellerini oluşturmak lazım. Şu atmosferde sektörden ziyade bir şirketlerin nakit pozisyonlarına bakmak lazım. Nakit pozisyonları kuvvetli şirketler burada seçilebilir. Örneğin burada bir kriter olarak şirketlerin nakit varlıklarının toplam aktifleri oranı göz önünde bulundurulabilir. Ya da nakit varlıkların kısa vadeli borçlara oranları belki göz önünde bulundurabilir. İkincisi de bu atmosferde dahi örneğin ilk çeyrekte de karlılığını devam ettirebilmiş ya da geçtiğimiz yılın son çeyreğinde de karlılığını yüksek seyreden şirketler tercih edilebilir. Bu çerçevede baktığımızda yüksek karlılığı olan, nakit pozisyonu kuvvetli olan ve görece olarak piyasaya göre de iskontolanmış ya da kendi tarihsel ortalamalarına göre iskontolanmış şirketler tercih edilebilir. Yani evet, burada bir sektörden ziyade bu tarz bir dağılım gerçekleştirilebilir portföy tarafında. Peki, teşekkür ederiz. Hem kısa hem uzun vade için bilgiler verdiniz. Üzeyir Bey, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili seyirciler, kahve molasından bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.